CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günkü grup konuşmasında çok öne çıkarılmayan bir vurgu vardı. Kılıçdaroğlu iki yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Selamünaleyküm kardeşlerim. Kanalımıza abone olur ve bizi desteklerseniz sesimizin daha gür çıkmasına vesile olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Hadi başlayalım. Girişteki konudan önce dün yine bir Kılıçdaroğlu klasiği izledik ekranlarda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşe göndermek olacaktır. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Bana söz verdiler sözlerini CNN Türk ekranlarında Kanal D Ankara temsilcisi Zafer Şahin değerlendirdi. Milletim bana söz veriyor, oyumu sana vereceğim diye. Ona kimse itiraz edemez diyen Şahin, Avrupa Birliği bana söz verdi derseniz bu yanlış anlaşılır. Çünkü sizin yürütme gücünüz yok şu anda. Herhangi bir şekilde ülke yönetiminde söz sahibi değilsiniz ama olası iktidarınızı Avrupa Birliği ile bugünden onlarla masaya oturduğunuzu söylüyorsunuz. Biz biliyoruz ki bu Avrupa Birliği bir şey almadan hiçbir şey vermez. Avrupa Birliği bugün bize neden tepki gösteriyor? Doğu Akdeniz'den çekilmemizi istiyor. Kıbrıs'ta soydaşlarımızın değil, Rum tarafının öncelenmesini istiyor. Türkiye'nin buna ses çıkarmamasını istiyor. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği bizden çok fazla şey istiyor. Biz tarihin bu döneminde onların hiçbir talebini yerine getirmiyor, tersine kendi taleplerimizi önceliyoruz. Kemal Bey'in de olur da bir gün iktidar olursa bu realiteyi göreceğini ve ona göre hareket edeceğini ümit ediyorum ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti bir hatırlayalım. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri hafta sonu Gaziantep'teydik. Antep'te Suriyelilerden büyük şikayet var. Irkçılık yapmıyorum. Onların evlerini yapacağız. Yollarını, köprülerini, hastanelerini, her şeylerini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Kim finanse edecek? Avrupa Birliği'nden alacağız. Göçten mi şikayet ediyorsun? O zaman bunun maliyetini karşılayacaksın. Bana söz verdiler. O zaman kardeşim güle güle diyeceğiz. Davulla, zurnayla kendi ülkelerine göndereceğiz ve Suriye'de barışı sağlayacağız. Bütün Orta Doğu'da barışı sağlayacağız. Herkes bir yere not yazsın. Görecekler bunu ifadelerini kullanmıştı. Sözün anlamsızlığından veya söyleyenin ciddiye alınmamasından bu ifadeler gazete manşetlerine taşınmadı. Kılıçdaroğlu Biden'la görüşmede sözde soykırım meselesinin geçip geçmemesi bağlamında şunları söyledi. Sorma gücü ve enerjisi artık yoktur. Erdoğan egemen güçlere teslim olmuştur. O nedenle Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu devletin en tepesindeki kişi, bütün sırlarına vakıf olan bir kişi, mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sesini çıkarmıyorsa o kişi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunudur sözleriyle de aynı iddiayı tekrar etti. Bir devletin başındaki kişiyi milli güvenlik sorunu olarak nitelendirmek çok abartılı, ajitatif ve ileri bir söylemdir. Bu kadar ileri iddialar çok büyük meselelerde ve çok büyük delillerle ancak dile getirilebilir. Aksi yaftalama ve küçük düşürme çabasıdır. Algı operasyonlarında bu tür kavramsal kodlamalar ve aşağılayıcı nitelemeler meşruiyet tartışması açmak için kullanılır. CHP bir süredir Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir meşruiyet krizi üretmeye ve en azından bir algı oluşturmaya çalışıyor. Erdoğan'a yönelik adam değilsin türü sakin ifadeler de böyle bir amaca hizmet ediyor. Medyanın Kılıçdaroğlu'nun bu tür ifadelerini manşet yapmaması anlaşılabilir bir durum. İnandırıcılığı olmayan sözler boş laf olarak siyaset atmosferinde kaybolur gider. Mesele CHP Genel Başkanı'nın bu vurguyu özel olarak seçip kullanması ve bundan farklı amaçlar murad etmesidir. Malum, ABD'de ulusal güvenlik meselesi denildiği zaman akan sular durur. Medyadan sivil topluma ve siyasete kadar herkes ulusal güvenlik meselesi denilen konuda belli bir çizgide hizalanır. Bu yüzden Amerika'da böyle bir iddiada bulunmak sansasyonel bir çıkıştır. Kılıçdaroğlu'nun kulağına bu tür lafları üfleyenler sanırım böyle bir beklenti içine girmişler. Erdoğan'ın yürüttüğü dış politika yüzünden milli güvenlik sorunu olarak lanse edilmeye çalışılması tam da bu politikalardan rahatsız olan küresel güçlerin arzusudur. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki bu ifadeleri manşete taşıyan medya kuruluşlarından bir tanesi Amerika'nın Sesi. Wow oldu.
ABD küresel medya ajansına bağlı olan ve Amerikalıların vergileriyle finanse edilen VOA, ABD'nin en büyük uluslararası multimedya haber kuruluşu. Kılıçdaroğlu'nu sadece Amerika'nın sesi anlamış. Diğer bir husus, milli güvenlik hassasiyeti taşımak, milli meselelerde devlet politikasının yanında saf tutmak demektir. Kılıçdaroğlu birçok konuda Türkiye'nin değil, rakip veya hasım ülkenin tarafını tutmuştur. Bunu uçak krizlerinde gördük. Kılıçdaroğlu Rusya'yı ve Esed'i eleştirmek yerine Erdoğan'ı eleştirdi. Ayrıca devletin milli güvenlik hassasiyetlerini milli güvenlik kurullarına, milli güvenlik zirvelerine, güvenlik toplantılarına katılan kişilerin daha iyi bilmesi kaçınılmazdır. Yani Kılıçdaroğlu böyle bir iddiada bulunursa kimse ciddiye almaz ama Erdoğan Kılıçdaroğlu için bu sözleri sarf ederse o zaman iş değişir. Öte yandan son zamanlarda sergilediği samimiyetsiz ve üstüne 10 gömlek bol gelen hal ve hareketleri beni asıl ediyor Kılıçdaroğlu'nun. Birileri akıl vermiş. Z kuşağına seslen. Şimdi çok gündemde ya, ilk kez oy verecekler, herkes Z kuşağını kafalamaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu da bir mesaj döşenmiş. Popçular, rockçılar, metalciler, rapçiler, hiphopçular, funkçılar, elektronikçiler, K-popçular, türkücüler, canım gençler. Bu müzik türlerinin çoğunun ismini yeni duyduğuna ve hiçbir örneğini dinlemediğine eminim. K-popçu nedir ya? Ben de bilmiyorum. Öyle ya, İnce Mehmet romanında bu fan, fin, fon isimler geçmiyor ki. Can Dündar denilen adam, Kılıçdaroğlu'nu sola pazarlamak için onunla yaptığı hınzır söyleşide son okuduğu kitabın İnce Mehmet olduğunu açıklamıştı. Edebiyattan anlayanlar fena halde Saraka'yı almışlardı. Belki mesajın metnini görmemiştir bile, onun adına yayınlamışlardır. Bir arada evde börek kaçıyordu. Kemal'in mutfak hali. Türkücüleri de işin içine katmış. Peki ya o canım genç, klasik müzik seviyorsa ne olacak? O da oyunu Muharrem'e veriversin. Türk sanat müziği seviyorsa da Meral Hanım'a. Edebiyat da yapıyor. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz. Müzik kalbin edebiyatıdır gençler. Sözlerinizin bittiği yerde müzik başlar. Müzik yoksa aşk yoktur. Kılıçdaroğlu'nun gençliğinde aşklarını hangi müzik eşliğinde yaşadığını merak ettim. Sabahın seher vakti Ali'yi gördüm. Ali'yi türküsüyle mi acaba? Kemal Bey, gece yarısından sonra bangır bangır müzik çalınmasını yasaklayan Erdoğan'a da isim vermeden boomer demiş. What the hell is that Kemal? İngilizce soruyu anlamadıysa o mesajı kaleme alan kişiye tercüme ettirsin. What do you mean by that? Meğerse Z kuşağı arasında tam babalık ya da ya moruk anlamına geliyormuş. Okay boomer Kemal, alright. So what the fuck do you suggest? O boomer'ı tarihe göndereceklermiş bu seçimde. Bye bye diyeceklermiş. Yani güle güle deseler cahil halkın dili sayılır. Bu amaçla gençleri odaklanmaya davet ediyor. Oyo ciddi olamazsın. Hey dostum dur bir dakika. Cumhurbaşkanı gece yarısından sonra müzik çalmayı müzikli mekanlarda kısıtlıyor. Yani evinizde istediğiniz kadar tepişebilirsiniz. Aksini serbest bırakılınca neler olduğunu örneğin Ortaköy sakinlerine sorabilirsiniz. Kaç gece uykusuz kaldıklarını da anlatsınlar. Hani o Laylalar, Reynalar falan. Gece yarısından sonra müzik yasağı, daha doğrusu toplanma yasağı, üstü ve de her yanı açık ortamlara akıp birbirinize delta varyantlı korona satmamanız için. Bir de kafa ütülememeniz için tabii. Dinlediğiniz müziğe karışmaya hakkımız yoktur. Ama sizin de başkalarını rahatsız etmeye hakkınız yoktur. Hele hele virüs bulaştırmaya hiç. Do you conquer Kemal? You old boomer? Anlamadıysan Ünal'a sor. Danışman ya. Evet, bir videonun daha sonuna geldik kardeşlerim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Takipte kalmayı unutmayın.